tatil pahalı. Dünya gözüyle Bodrum'da bir lahmacun yemek nasip olacak birazdan. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Helal olsun. Kıtırdamazsa para yok. Para yok. Para kıtırdamazsa para almıyorum. Bir mikrofonu uzatayım bakayım kıtıracak. Tamam hadi. Alıyorum. Vallahi geldi ses. Geldi. Parayı vereceğiz. Ama Allah'tan ucuz. Ucuz dediğim de hani 70 lira Bodrum'a göre ucuz. Bana afiyet olsun. Afiyet olsun. Lahmacun 100-150 lira burada. Gerçekten öyle. Yediniz mi? Yedim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Yanında ayranı da içtim. Ayranı da içtim. Onunla beraber 200 lira tutuyor diyeyim size. Artık lahmacunuyla meşhur Bodrum yaz sezonuna hazır. Esnafın gözü kulağı gelecek misafirlerde ancak eski yılların hareketliliği yok. Biraz misafir sayılarında gerilemeler oldu. Ama yavaş yavaş toparlanacağına inanıyoruz. O umutla bekliyoruz. Bodrum ekonomisi çok konuşuluyor. Fiyatlar çok pahalı deniyor. Öyle mi gerçekten? Yani geneline bakarsanız belki öyle denebilir ama aslında gittiğiniz yerlere göre de değişiyor. Bodrum'da 10 tane değişik koy var. Her yerde insan kendisini bulabilir. Bizde de mesela lahmacun 40 lira yani. Rakamlar biraz yüksek maliyetler. Yüksek olunca insanların talepleri biraz azaldı. Geçen sene 115 liraya tüp alıyorduk. Bu sene 350 lira tüpün, 12'lik tüpün fiyatı. Geçen sene 10 liraya satıyordum ben. Şimdi 20 liraya satıyorum ama... Bir mısır. Bir mısır, evet. Gelen kardeşim kolay gelsin merhaba. 2 top dondurma alabilir miyim? 3 top dondurma alabilir miyim diye sorarken şimdi acaba fiyatı nedir? Dondurmanın topu kaç para? Kaç lira? Ürünüz kaç para? 15 lira yaptık. Şezlongları ücretsiz. Sadece yeme içme parası alıyoruz gelen müşterilerden. Yabancılar zaten hiçbir şey talep etmiyoruz. Zaten haliyle yiyip içiyorlar zaten. Çok da ucuz geliyor onlara. Türkler yiyip içmekte biraz şüphe mi ediyor? Çok. Çok. Tabii haliyle pahalı geliyor onlara. Yani buraya eski orta direk dediğimiz vatandaşların gelme şansı yok bir kere. Bir kaşarlı tost olmuş 80-90 lira bir. Pidelerimiz de keza öyle yani 80-90 civarı. Haziran ayı itibariyle 2 kişi 1500 lira civarında yatak, kahvaltı artı akşam yemeği dahil haliyle. Temmuz, Ağustos. Ağustos'ta da işte 100-150 lira daha fazla. Araç sahiplerini, çiftçiyi, sanayiciyi etkiledi akaryakıt zamları ama Bodrum'da jet skiciyi de etkiledi. Geçen yıl 10 dakikalığına denizde jet ski turu atmanın bedeli 350 liraydı, şimdi 900 lira. Yarım saat 2400 TL, bir saati 4700 TL. Onun sebebi de şu, geçen sene 7 TL aldığımız benzin şu an 28 TL. Rağbet var mı, nasıl? Bu sene çok boşuz. Gördüğünüz gibi bütün makineler şu an yatıyor. Okullar kapandığında tam bir tatil modu olurdu. Şu anda mesela insanlar deniz tıklım tıklım olması lazım. Su çok güzel. Mekan güzel. Mekan. Salıncak güzel. Müzik güzel ama işte insan yok. Bu konular can yakıyor biraz. İsterseniz bir atlayın serinleyin. Bence de. Hadi. Güle güle.